Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Doğu Türkistan'da neler yaşandı? Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Hakan Fidan, Doğu Türkistan'da. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'in kültürel zenginliğine katkıda bulunan kadim Türk İslam şehirleri dediği Doğu Türkistan'ın başkenti Ürümçi'ye gitti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'e yaptığı ziyaret kapsamında bu sabah Doğu Türkistan'a gitti. Ürümçi'de Yanhang Camii'ne ve Büyük Pazar'a ziyaret gerçekleştiren Fidan, Çin hükümetince önceden ayarlanmış Uygurlarla sohbet etti. Fidan, Doğu Türkistan'da Çin Komünist Partisi'nin bölge sekreteri Ma Xingrui ve sözde Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Başkanı Erkin Tunyaz ve diğer yetkililerle bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanımız Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Ürümçi'de Yanhang Camii'ni ve Uluslararası Büyük Pazarı ziyaret etti denildi. Dün Pekin'de Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Jing ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşen Fidan, Çinli mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında ziyaret edeceği Ürümçi ve Kaşgar için Çin'in kültürel zenginliğine katkıda bulunan kadim Türk İslam şehirleri şeklinde tanımlayarak, bu şehirler Çin'le Türk dünyası arasında ve Çin'le İslam dünyası arasında aynı zamanda bir köprü rolü de oynamakta, tarihi dostluğumuzun ve komşuluğumuzun sembolleridir demişti. Gözlemciler 2012'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ürümçi ziyareti esnasında halkın serbest bırakıldığını ve Uygurların Türkiye sevdasını Erdoğan'a sarılarak izhar ettiğini hatırlatırken, bu sefer Hakan Fidan'ın ziyareti için halkın toplatıldığını, hiçbir sivil izinsiz görüştürülmediğini, Doğu Türkistan diasporasının büyük bir ilgiyle takip ettiği ziyaret boyunca istihbarat kökenli Bakan Fidan'ın bölgedeki Çin tiyatrosunu anlamamasının imkansız olduğunu, mavi kravatı ve beyaz gömleğiyle Doğu Türkistan'ın bağımsızlık sembolü olan gök bayraklı mesaj verdiğini, nitekim diplomaside yüz ifadeleri, kılık kıyafet gibi en ufak detayların bile derin anlam ifade ettiğini, Ürümçi ve Kaşgar'ı tarihi Türk İslam yurdu olarak tanımlamasının da Çin'e verilmek istenen mesajın bir parçası olduğunu, bu ziyaretten sonra Türkiye'nin Doğu Türkistan davasına yönelik desteği ve de Çin politikasında nasıl bir siyaset izleyeceğinin önemli olduğuna dikkat çekti. İtalya'da Çin'e dava açıldı. Çin, bir taraftan Uygur Türklerini zorla çalıştırarak ekonomisini güçlendirirken, diğer taraftan da Uygur Türklerinin emeğini sömürerek ürettiği ürünleri Avrupa pazarına gönderiyor. Söz konusu bu durum, Avrupa'daki birçok insan hakları örgütü tarafından gündeme getiriliyor. İtalya'da bir grup hukukçu ve aktivist tarafından oluşturulan Uygur hakları avukatları, Çin'in Doğu Türkistan'daki fabrikalarda Uygur Türklerini zorla çalıştırarak elde ettiği ürünlerin ülkeye girmesiyle ilgili Çin'e soruşturma başlattı. Ayrıca İtalya'da tesiri güçlü STK'lardan olan Stradi de bu soruşturmaya dahil oldu. İtalya merkezli Uygur hakları avukatları tarafından 4 Haziran 2024 tarihinde konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, önde gelen bir İtalyan STK'sı olan Stradi Dünya Uygur Kongresi ve Uygur hakları avukatları adına Doğu Türkistan'dan tren ve tekne ile İtalya'ya getirilen köle yapımı ürünlerden oluşan bir kargo yüküyle ilgili olarak hem uluslararası hem de yerel olarak Çin'e soruşturma başvurusunda bulundu. Başvuruda Çin'e karşı Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Çalışma Grubu'na yerel bir suç duyurusunda bulunulduğu ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Çin'in Uygur Türklerinin emeğini sömürerek elde ettiği ürünlere İtalya tarafından gümrükte el konulması gerektiği vurgulanan açıklamada, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin zorla çalıştırılarak elde ettiği ürünlerinin yaygınlığını ve köleliğin hem tarımsal ürünleri hem de diğer malları da el konulması ve ithalata karışan şirketlerin soruşturulması da dahil olmak üzere harekete geçilmesi için İtalya Cumhuriyeti Hükümeti'ne bir iletişim talep ediyor. İtalya tarafından suç duyurusunda bulunulan mallara delil olarak el konulması
ve cezai soruşturma açılması talep ediliyor denildi. Efendim, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.